Bütün izleyenlere selam olsun. Ayrıca akvaryum severlere de ayrı bir selam yollamış, yollamak istiyorum. Arkadaşlar bugün akvaryum dip çekim. Aynı zamanda bütün temizlik için, hijyen için akvaryumun ne yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, bakteri kültüründen nitrat seviyesine kadar e, her şeyi işlemeye çalışacağım. Ama ilk öncelikle e, dip çekimden bahsetmek istiyorum. Akvaryum temizliği yapmadan önce... E, Akvaryum temizliğinden bir hafta öncesi çok önemlidir. Bir hafta önce akvaryumda dip çekim yapmadan bir hafta önce bir bidona e, su doldurmanız gerekiyor. Yani akvaryumdan suyu bo su boşaltacağız ve bu suyun boşaltmadan e, bir hafta önce aynı su kadar bidonlara hazırlarsanız bir hafta için dinlenmesi gerekiyor çünkü bu suyun e, musluk suyundan gelen klor gibi yararlı metaller Ren uçmup gitmesi için bir hafta dinlenmesi gerekiyor. Eğer bir hafta dinlendirme şansımız yoksa şu şekilde ilaçlar satılıyor. Bu ilaç nedir? Ee, Antikolor klor. Ee, musluk suyundaki kloru e, giderir, e, daha sağlıklı olmasını sağlar. Eğer bu varsa dinlenme, dinlendirmenize gerek yok. 5 dakika içinde etki ediyor hemen. Sonra e, diyelim ki bu ilacınız var. Suya sıkıp 5 dakika bekleyeceksiniz. Ondan sonra su hazır olur. Eğer yoksa da bir hafta dinlendireceksiniz. Ben dinlendirme taraftarıyım. Bu klor ilacı ne kadar güvenilir bilmiyorum çünkü. Ama etki ediyor ya. Ben her zaman dinlendirme taraftarıyım. Dinlendirdikten sonra da şey olsun diye sıkıyorum aynı zamanda. Sonra bunun ne kadar sıkacaksınız? Bunu şöyle bir 20 litreye 20 damla falan sıkıyorum ben. Şimdi şöyle e, suyu dinlendirdikten sonra dip çekimden biraz bahsetmek istiyorum. Dip çekim için bazı aparatlara ihtiyacınız var. Bu tipik bir dip çekim borusudur. Pet Shop'larda bunu 15 liraya satın alabilirsiniz. İnternette de satıyorlar ama internetten alınca kargo falan giriyor işin içine. Iııı e, çok kullanışlı bir alet. bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar? Bunun şu ucunda bir tane de susturucu gibi bir şey var. Onu da göstereyim. O da şu arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu işte yanlışlıkla bir balık falan çekebilirsiniz içine. Onun gelmesini engelliyor. Aynı zamanda deniz kabukları, aksesuarları falan da engelliyor. Şurada bulunan bu parmaklıklar sayesinde. Ben takmıyorum bunu genelde. Dikkatliyseniz eğer. Ben öyle dikkat ederim balık falan kaçırmam için. Diyorsanız kullanmanıza gerek yok. Ama eğer e, ben biraz dalganımdır diyorsanız kullanın. Şimdi bunun bir ucu buradan pis su gelecek. Pompanın olduğu taraftan pis suyu bir bidona falan doldurmanız gerekecek. Bu yüzden bir ucunu ben şöyle 5 litrelik bir bidon kullanıyorum. Damacana falan da kullanabilirsiniz. İçine koyuyorum. Şurası dışarıda kalacak şekilde. Sonra diğer ucu şurası. Ne olacak? Burası da akvaryumun içine girecek. Şu üstündekileri bir kaldırayım. Evet, bir ucu da akvaryumun içine girecek. En yani tabana kadar sokacağız o ucunu. Bu şekilde tabana kadar sokacaksınız. Dip çekim yaparken. Sonra ne yapacaksınız? Bir elinizle, bir elinizle bu boruyu tutarken diğer elinizle de bunu çek buna basacaksınız. Sürekli olarak buna bastığınız zaman ne olur? Buradan su gelir. Şimdi onu uygulamalı bir şekilde göstereyim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan su geliyor. Bu hop, ucundaki akvaryumda. Şimdi buradan ben pislikleri çekeceğim bütün. Şöyle bütün pislikleri çekeceğim. Aynı zamanda e, bidona da iyi bakacağım taşmasın. Çünkü sürekli çekiyor. Bidon taşabilir. Bütün pestikleri buradan çekeceğim. Evet eğer böyle yaparsam daha iyi göreceğinizi düşündüm. Bidona bu durumda çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Çünkü her an taşabilir. Aynı zamanda ısıtıcınıza da bu durumda iyi bakmanız gerekiyor. Isıtıcı her zaman suyun içinde kalmalı. Eğer dışına çıkıyorsa suyu çektiğiniz zaman suyun dışında kalıyorsa ee, suyun dışında kalıyorsa akvaryumdan çıkartın ısıtıcıyı ya da fişini çekin. Bu şekilde altı tutulan bütün pislikleri, bütün dışkıları çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Bir de ona dikkatli bakıyorum. Taşmasın. Taşarsa eğer Evet. Taşarsa büyük sorunlar yol açabilir. Evet. Bidon doluyor mu doluyor. Bütün pislikleri açıyorum şimdi. Evet bu kadar yeter. Taşıyor yoksa bidon. Bidonun ağzına kadar doldurdum. Ben bir daha yapacağım. Kendi akvaryumum daha temiz olması için. Mantığı anladınız. Bütün pislikleri buradan toplayacaksınız. Peki suyun dip çekimini böyle yaptık. Peki ya pipo filtreyi yani filtrasyonu Nasıl yapacağız filtre malzemesini nasıl temizleyeceğiz İç filtrede de dış filtrede de pipo filtrede de aynı düzen var şimdi onu göstereceğim arkadaşlar pipo filtre temizlemeyi öğretmeden önce şunu göstermek istiyorum eğer herkes de olmayabilir şu dip çekim borusu pek çoktan satın almanız gereken bu herkes de olmayabilir eğer yoksa nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Sadece gördüğünüz gibi basit bir hortum. Metresi 2 lira. <laughs> Hurdacıcılarda, peçoplarda rahatça bulabileceğiniz bir hortum. Bunun ıslak ucu hangisi? Şu galiba. Şimdi basit bir hortum. Bunu bu alete dönüştüreceğim. Biraz daha uğraş olacak ama yine de işlev görüyor. Şimdi bunu bir kaldıralım. Bunun da bir ucunu akvaryumun içine atacağız. Atalım. Diğer ucunu bidona. Diğer ucu düştü. Akvaryumun içine bir ucunu bidona bir ucunu. Şimdi diğer ucundan ağzımızla pipetten su çekermiş gibi Ağzımızla biraz su çekiyoruz, Şu şekilde su çekiyoruz yani buradan. Ee, bir süre sonra yani su çekmeye başladığımızda saydam olduğu için görünecek. Şuraya falan geldiğimizde geldiğinde su bırakıyoruz, ağzımızdan bırakıyoruz ve hemen bidonun içine tutuyoruz. Böylece su akışı sağlandığında sürekli olarak akvaryumdan bidona su gelmiş olacak. Ee, bunu deneyip de görebilirsiniz. Bu sayede yine dipteki e, pislikleri dolduracağım. Doldurabilirsiniz. Pislikleri toplayabilirsiniz suyun içine. Eğer bu aleti olmayanlar da yapabilirler bu çözümü. Şimdi pipo fitre temizlemeye geçelim. Şimdi pipo fitreyi veya filtrasyon malzemenizi her zaman akvaryumun kendi suyuyla yıkayın. Asla ama asla musluk suyu kullanma. Neden? Musluk suyu içindeki metaller, klor, e, pipofitredin üzerindeki bulunan bakteri kültürünü öldürür. Bu yüzden her zaman tankınızın kendi suyuyla yıkayın. Ve içindekini çıkartıyoruz. Altındaki de çıkıyor. Sadece süngerini yıkıyoruz bu arada. İlk önce bir sıkın. Şunun içine ben akvaryumun kendi suyunu koydum. Bununla yıkıyoruz. Asla asla musluk suyu vurmuyoruz güzelce temizleyip sarısını attıktan sonra yine akvaryumuna koyabilirsiniz. filtrasyonu yıkarken bütün sarısının sarı suyunun akmasına dikkat edin arkadaşlar. Ee, dip çekimi anladığınızı varsayıyorum. Şimdi arkadaşlar kendi o yapmış olduğum e, dip çekim çizergesini göstereceğim size. Yani hangi kaç litrelik akvaryumlar, kaç litre e, haftalık kaç sıklıkla Dip çekimi yapılması gerekiyor. Kendim hazırladım bu listeyi. Öncelikle e, şunu vurgulamak istiyorum. E, burada da yazıyor zaten. Yazım yanlışları kamerana kameramana aittir. Ben tövbeliyim. E, burada yazıyor. 200 litre ve 40 litre arası akvaryumlar haftada en az bir kez yapılmalı. En az bir kez 200 litre ve 40 litre arası bütün akvaryumlar Haftalık en az bir kez yapılmalı. Onun dışında 20 litrelik ve 40 litrelik akvaryumlar haftada iki kez yapılmalı. 10 litre ile 20 litre olan akvaryumlar ise haftada dört kez yapılmalı. Bu çok önemli. 1 litre 10 litre arası olan bütün akvaryumlar haftada 5 gün yazdım. Ama siz buna her gün yapabilirsiniz. 2 günde bir yapabilirsiniz. E, Faunus falan kastediyorum bir litre derken. bir litrelik akvaryum olmaz çünkü. 10 e, litrelik akvaryumlar derken de faunuslar, işte, e, mini e, akvaryumlar, beta kaplarını e, kastediyorum. Bunlar da 2 günde bir her gün değiştirmekte fayda var. E, 200 litre ve üzeri olan akvaryumlar bütün akvaryumlar 200 litre ve üzeri olan bütün akvaryumlar e, litresine göre, içinde bulunan balığa göre işte 2-3 e, haftada bir yapılabilir. Aylık yapılabilir tonluk akvaryumunuz varsa. Veya dış filtreye falan da bağlı olan bir şey. Çitip çekim yapmazsanız güzel bir dış filtreniz olur. Ama bunlara e, bu şekilde yapmak mecburidir. Peki hangi oranlarla, yani ne kadarını indirelim suyun? Ben her zaman akvaryumun %40'ını indiririm. Yani Akvaryumu bu kadar doluysa bu kadarını indiririm. Her hafta zaten bunu düzenli olarak bir şekilde yaptığımda hem su berraklaşır hem balıklarım daha sağlıklı olur. Bakteri kültürüm de aynı şekilde sağlıklı olur. Amonyak patlaması nitrat bozulması gibi şeyler işlemeyiz. Genelde küçük akvaryumları full boşaltıyorlar ve içine yeni klorlu su dolduruyorlar. Bu çok yanlış. İlacımı yeniden gösteriyorum ya da su dinlendir bu ilaç yerine. Ee, onun dışında söyleyecek bir şey yok. Ee, sorusu olan yine sorabilirler. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.